Hepinize merhaba. Bu videoda size tiroid ameliyatı sonrası görülebilecek kalsiyum düşüklüğünden söz edeceğim. Her tiroid ameliyatında özellikle iki taraflı yapıldığı zaman tabii ki paratiroid bezler korunur. Özellikle buna dikkat edilir. Paratiroid bezler normal boyutta olanları bir pirinç tanesi veya mercimek tanesi kadardır, küçüktür. Bazen böyle çok net olarak seçilmeyebilir. O nedenle biz ameliyatları yaparken sarı renkli dokuları paratiroidmiş gibi koruruz. Mutlaka hastanın üstünde bırakırız. Bazen istenmeden çok yapışıktır, görünmeyebilir, tiroidin içinde yer alabilir. Bu tiroid piyesi ile birlikte bir tane paratiroid çıkartılabilir. Buna işte istemsiz paratiroid çıkartılması denir ve hasta bunu hissetmez çünkü hiçbir bulgu vermez. Yani bir problem oluşturmaz. Şimdi iki taraflı tiroid ameliyatlarında hastaların bazılarında kalsiyum eksikliği görülebilir. Bunun nedeni şudur. En az 4 tane paratiroid bezi var tiroide arkasında yerleşmiş. Tabii ki bu 4 tane bezi hepsini bul çıkart deseler bile bunları çıkartmak pek mümkün değildir. Fakat beslenmenin bozulmasına bağlı yani kanlanmanın bozulmasına bağlı geçici bir süre kalsiyum düşüklüğü olabilir. Bu kanlanmanın bozulmasının nedeni de şudur. Şimdi tiroid damarlarını tabii ki işte bağlarız, keseriz. O şekilde de tiroidi biz çıkartırız. Aynı damarların dalları, ince dalları paratiroidleri de besler. Bir süre ameliyattan böyle 10-15 gün kadar sanki nehirin yazın nehir yatağındaki suyun azalması gibi kan miktarı paratiroide giden kan miktarı azalacağı için geçici bir kalsiyum düşüklüğü olur. Bunu özellikle ben bu konuda çeşitli uluslararası çok önemli çalışmalar da yaptığım için hastalarda bu sürecin olduğunu bildiğimden kendi özelimde bütün iki taraflı tiroid ameliyatı olan hastalarıma makul miktarda kalsiyum vererek taburcu ederim ve o kalsiyumları bitince de hasta keser. Hastalarımın %99'unda hiçbir kalsiyum düşüklüğü semptomuyla karşılaşılmaz. Yani uyuşma, karıncalanma falan gibi. Çünkü bu kalsiyumun dengesini de vücuttaki D vitamini sağlar. Özellikle D vitamini düşük olan kişilerde bu kalsiyum eksikliğinin kompanse edilmesi güç olacağı için bu tarz hastalarda daha gürültülü seyredebilir bu kalsiyum düşüklüğü. Yani bu illa paratiroid bezlere bir hasar verilmesiyle ilgili değildir. O tiroidi çıkarırken mecburen bağlanan damarlar aynı şekilde paratiroidi de beslediğinden, o ince dallar verdiğinden yazın nehrin yatağındaki suyun azalması gibi giden kan miktarı azalmasına bağlıdır ve bu durum geçicidir. Çoğunlukla da eğer kalsiyum verilerek de taburcu ediliyorsa hasta tarafından bu hissedilmez. Bu videoda size tiroid ameliyatı sonrası görülebilecek kalsiyum düşüklüğünden söz ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.